Herkese merhaba. Evet, bugün böyle eğlenceli, renkli ama bir zamanda da sade bir makyaj yapmak istedim. Bu dediklerimin hepsi bir arada nasıl olacak bilmiyorum ama yani şöyle iki tane çok eğlenceli rimel aldım. Biri mor, diğeri bordo. Oradan siyah gibi görünüyor olabilir ama bunlar Maybelline'in yeni Snapscara maskaraları ve çok tatlı renkleri de var. Kesinlikle daha kullanmadan tavsiye ediyorum. Çünkü o kadar güzel böyle yani farklı bir hava katıyorlar ki böyle renkli maskaralar. Yani böyle şeyleri genellikle pek kullanmıyoruz ama bence bir şans verilmeli. Ha bir de yani Maybelline'in bunları çıkarması artık çok iyi olmuş. Çünkü ben çok seviyordum özellikle mor sürmeyi. Ama istediğim şekildeki moru sadece Yves Saint Laurent'de buluyordum. Yani emin olun çok daha uygun fiyatlı bir opsiyon olmuştum da. Ya tamam o zaman haydi başlayalım. Bugün bu bordoyu denemek istiyorum. Birazcık kahverengi gibi de görünüyor ama göreceğiz. Gözlerde nasıl durduğunu. Diğeriyle de daha sonra başka bir makyaj yapacağım. Şimdi o zaman hemen başlayalım. Şöyle Maybelline'in Fit Me Concealer'ını süreyim. Hatta bunu her yerime sürmeyi düşünüyorum. Çünkü yine mükemmel bir gün makyaj yapmak için her yerimde bir şey var. Bahar ayları hiç iyi gelmiyor bana yüz açısından da. Evet, yüzümüz hazır. Şimdi ilginç gelebilir bilmiyorum ama ben bazen işte daha demin yaptığım gibi böyle concealer'ı belli yerlere sürüp sonra onu dağıtmayı seviyorum. Hani bir de ayrıca fondöten sürmüyorum. Şimdi gözlerimize başlayalım. Benim tavsiyem böyle renkli maskara kullandığınızda hani daha açık tonlu, daha doğal, yine doğal anlayışı değişir ama yani böyle kirpiklerinizin görünebileceği şekilde bir makyaj olmalı diye düşünüyorum. Ve bu yüzden de dedim ki ya hazır Maybelline maskarasını kullanıyoruz. Neden bir de paletini kullanmayalım? Bu Maybelline'in Lemonade Craze paleti. Türkiye'de kabı farklı ama renkleri tamamıyla aynı. O yüzden birlikte de hepsini böyle yapabiliriz bu makyajı. Hep birlikte. Aynı zamanda yapalım. Şimdi böyle yassı fırçamı alıp, bu sırada bu fırça temiz aslında ama James Charles'ın paleti böyle şey yapıyor. Bazı renkleri fırçaları boyuyor. Neyse. Şimdi burada şerbet diye bir renk var. Bunu alıp bütün gözümün üzerine baz gibi süreceğim. Hala kokuyor. Ben gider zannediyordum. Hatta gözümün altına da süreyim. Çünkü gerçekten doğal bir renk. Onu da sabitler belki. Farla gözaltı sabitleyen. Ne olacak? Ne olacak? Şimdi şöyle daha kalın bir fırça alıp şurada Coral Punch diye bir renk var. Bunu böyle baya baya buluyorum. Ve şöyle katlanma bölgemize sürüyoruz. Bakın böyle yumuşak, yani adı üstünde Coral, tam bir mercan rengi. Açık bir mercan rengi oldu. Çünkü böyle pembe tonlarında bir makyaj yapmak istiyorum. Bordo olan rimeli kullanacağım. Bence güzel durur. Yani durmazsa da artık o saatten sonra yapacak bir şey yok. Ama bence olacak. Güzel olacak. Evet. Bu rengimizi koyduk. Şimdi şöyle Beauty and Rush'ın 1.5 numaralı ince uçlu fırçasını alıp şurada Ice Pop isimli bayağı canlı bir pembemiz var. Bunu birazcık batıralım. Ve şöyle gözümüzün üçte birini pembe yapalım. Ya tamam, bence bu yoğunluk gayet iyi yani. Hani çok koyu da görünmüyor. Bu sırada bu paletin güzelliği, hani fark ettiyseniz 500 defa batırdım falan. Ama bu doğru düzgün renk vermemesinden kaynaklı değil. İstediğiniz yoğunluğu yapabilmeniz için yani verimli bir ne denir? Pigment yapısı var diyeyim. Yani istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz böyle. İsterseniz daha hafif bir pembe olabilir, isterseniz böyle daha yoğunlaştırabilirsiniz. Ya güzel oldu. Bakın o coral'dan böyle hafif turuncudan pembeye bir geçiş. Böyle yassı bir fırçayı alıp hatta bunu ıslatıp şöyle. Şurada pembeli simli bir renk var. Strawberry Lemonade diye. Bunu isterseniz elinizle de sürebilirsiniz. Hani parmağınızla. Ama ben nedense fırçayla sürmek istedim. Şimdi bunu şöyle. Oh, ne kadar güzel oldu. Rengi de çok uydu. Çünkü bu da tam işte Strawberry Lemonade ya. Hani böyle hafif pembeli ama içinde o lemonade'in sarılığı, denizin hayal gücü.
Ama uydu yani şu üstle, özetle. Tekrar şunu alıp şöyle geçelim ki yukarıdan da birleşsin. Renklerimizi bir daha batırmıyorum bu sırada. Ucunda olan renklerle, kalan renklerle şöyle biraz daha canlandırıyorum. Ya bakın böyle güzel açık bir görüntü oldu. Şimdi aynısını diğerini de yapacağım. Evet, gözümüz bu şekilde. Şöyle daha ince bir yassı fırça alıp bununla daha deminki en koyu rengi alıp yani gözümün üstünde yaptığım o şeyi altında da yapacağım. Bu sırada burada çok güzel Citrus diye bir renk var. Umarım belli olur. Şöyle göstermek istiyorum. Duochrome bir renk. Ki bu paleti ilk gösterdiğimde de şey yapmıştım ama. Ya no, görünmüyor. Neyse. Bu rengi şöyle gözümün içinden şöyle sürmek istiyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi kaşlarıma ve yüzümün geri kalanına devam edeyim. En son rimelimi süreceğim. Niye? Çünkü bu videomuzun yıldızı rimelimiz. Madem hep Maybelline kullandık, Maybelline'den devam edelim. Aynen, bu Maybelline videosu olsun hadi. Brow Drama isimli böyle pomade crayon var. Benimki ne rengi hiçbir fikrim yok ama yanlışlıkla koyu aldığım bir renk. Fakat bununla şöyle pıt pıt yapalım. Bunu seviyorum. İki pıt pıt yapıyorum, sonra tarıyorum. Biraz daha kaşım varmış gibi oluyor. Öyle zaten ekstra çizmeyi sevmediğimden dolayı bir problem yok. Tamam, bu kadar yeterli. Ya şimdi oley, madem Maybelline şeyi yapıyoruz, en sevdiğim şu ürünleri de kullanmanın vakti geldi. Ya hatta bir tane daha var, bir dakika. Tamam, bunu da aldım geldim. Ya bence bunlar çok güzel kardeş oldular böyle. İşte contour stick, allık ve highlighter şeklindeki, bu da olur highlighter ama olsun. Farklı farklı kullanalım. Şimdi şunu şöyle. Böyle krem kontür kullandığınızda kesinlikle yukarı doğru ittirmeniz lazım ki yani kim aşağı doğru çekilmesini ister. Evet, bu şekilde gayet doğal bir kontürümüz olmuş durumda. Ya o zaman allığımızı da sürelim ki bu renk uyar bence çünkü tatlış pembe bir allık 2-3. Ya tamam. Bakın nasıl böyle güzel bir doğal parlaklık veriyor. Bir de highlighter'ımızı da sürelim. Bu daha şampanya renkli olan, bir de daha pembemsi olanı var bunun. Ki o bu makyaja daha uyabilirdi ama yani bu da ne olacak? Gayet güzel. Hatta parmağımda şöyle kalanları şuraya şöyle pıt dokundurmayı seviyorum. Böyle. Ya yüzümüz de tamamlandığına göre artık rimelimize geçebiliriz. Evet, şimdi bu Black Cherry isimli olan bordo rimeli süreceğiz. Yani çok merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak. A few moments later. Ya evet, rimelimizi sürdük. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Hayvan gibi yaptı şu anda rimelimi değil, kirpiklerimi. Oradan da belli oluyor mu bilmiyorum ama bence oluyordur ya. Bakayım. Yani çüş. Ya Maybelline inanılmaz rimel yapıyor. Gerçekten en sevdiğim rimel markası diyebilirim. Ki bunun formülü çok iyi. Çünkü bazı rimeller böyle sürdükten sonra üzerine bir daha yenilenmiyor. Ama bu ki yani ben öyle sürmeyi seviyorum. İlk önce şuna sürüyorum. Ondan sonra buna sürüyorum. Sonra tekrar buna sürüyorum. Sonra tekrar buna sürüyorum. Yani 2-3 kat rimel sürüyorum özetle. Ve ya şu kirpikler çüş. Ve bence bayağı başarılı oldu. Bu sırada rengine gelecek olursak birazcık üzüldüm. Ve bu o değil. Bu beni üzmeyecek gibi ama aslında biraz belliydi ya. Hani kabında da çünkü kahverengimsi duruyor. Ama şöyle bir şey var şimdi. Çok rahatlıkla kullanabilirsiniz bu sırada. Hani siyahtan, kahverengi rimelden falan hiçbir farkı yok. İnsan
gözü algısı olarak diyeyim. Ama böyle bir makyaj yaptığınızda veya renkli gözleriniz varsa, yo veya da normal gözde de olur ama böyle renkler daha fazla ortaya çıkartıyor. Yani öyle hafif renk oyunları, ışık yansımaları falan genel görünümünüzde evet bir katkısı var. Fakat böyle tek başına bakıldığında siyah rimelden hiçbir farkı yok. Bu böyle oldu yani. Ama yine de bence denemek için çok daha da mantıklı. Hiç korkmadan herkes rahatlıkla deneyebilir. Ondan sonra yavaş yavaş diğer renklere geçebilirsiniz. Ya bir tek dudağım kalmış. Dudağıma da ne sürsem? Böyle pembemsi bir makyaj yaptığım için şöyle pembe renklerimi çıkardım birine. Ha bu Puma koleksiyonundan epik olan, bu da Lover isimli olan pembişi. Ya ne o? Şunu kullanacağım. Allığımı kullanacağım. Seviyorum bu tarz doğal dudak rengini. Aynen. Bence daha canlı oldu. Çünkü diğerleri mat duracaktı. Ya şu anda çok beğendim. Ya bence başarılı bir çalışma oldu ya şu anda. Ya evet. Oha. Bayağı iyiymiş rimel yani. Tebrikler Maybelline. Teşekkürler. O zaman evet. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, like bırakmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bu böyle tamamıyla Maybelline videosu gibi bir şey oldu. Ama seviyorum yani bu markayı. Gerçekten yani çoğu böyle Sephora'da falan satılan markaya da taş çıkartır. Yani en iyi markalar arasında kesinlikle. Yani şu renklerin güzelliği, rimelin güzelliği. Bunun 500 tane yere sürülerek kullanılabilmesi falan. Daha ne olsun? Bence böyle basit, güzel, eğlenceli bir makyaj oldu. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bye bye.